araba videosuyla, daha doğrusu gördüğünüz gibi kocaman bir tırla tekrardan karşınızdayım. Şu an bulunduğumuz yer Ankara Gölbaşı'ndan biraz uzaktayız. Kahvaltımızı yaptık. Bana Cumali kaptan eşlik ediyor. Ona teşekkür ediyorum. Dün ilk defa İstanbul Ankara Otobanı'nda bu aracı kullandım. Bu araç çok güzel, çekişi falan süper ama tek sıkıntısı manuel olması. Hayatımda ilk defa manuel bir tır kullandım. Biraz zor bir deneyimdi benim için. Birazdan yine kullanacağım. Bu tır arkadaşlar Danimarka'dan geliyor. Buradan Irak'a, yani Habur sınır kapısına gidiyor Mardin Nusaybin'den. Oradan Irak'a teslim ediliyor. Biz sadece bunu Türkiye topraklarında kullanıyoruz. Bu tır hakkında söyleyeceklerim: Scania V8 motorlu, çok güzel bir tır. Aynı zamanda 4 çeker. Arka dingil şu an yukarıda çünkü kasası boş. Dediğim gibi bizim şimdi yola çıkmamız lazım. Yolda görüşürüz. Şöyle size tırın etrafından göstereyim. Sürüşe geçelim. Bismillah. Arkadaşlar, sonradan takma bir direksiyon var. Şurada gördüğünüz gibi manuel vites. İçerisinde iki tane yatak bulunuyor. Şu da benim çantam. Şöyle modifiyeli bir tır. Sunroofu var. İçerisi kocaman ya. Görüyoruz Cumali kaptanla. İçerisi oda gibi resmen. Biraz eski 2011 model ama güzel. Şimdi sürüşe başladık. Bu araç Irak'a kadar gidecek. Cumali kaptan arabayı Habur sınır kapısına teslim etmesi lazım. Bu araba da manuel olduğu için biraz zorluyor beni. Bu deneyimi de sizlere aktarmak istedim aynı zamanda. Yolu çekerse kaptanımız. Şu an otobandayız. Birazdan başka bir araca geçeceğim. Mursel kaptan beni bekliyor. O da Mersin'den çıkacak. Adana'da buluşup bir şeyler falan yeriz. Adana'da onun arabasına geçeceğim. O da Volvo, otomatik sanırım. Otomatik olduğu için daha rahat süreceğime inanıyorum. Yol gayet güzel, eğlenceli geçiyor. Buradan Mardin'e kadar eşlik edeceğim onlara. Mardin'de de inip Batman'a geçeceğim. Servisle otogara falan geçeceğim. Gece saat 1'de Ankara'ya 40 kilometre kala mola verdik. Uyuduk. 2 tane ranza var. Ben üstte, kaptan altta yattı. Daha sonra göl başında kahvaltı yaptık. Orada size video çektim zaten. Şu an biraz heyecan var. Kusuruma bakmayın. Şu an 90'la gidiyorum. Kaptan nasıl? Devam mı böyle? Devam. Arkadaşlar, bu tır arkası uzun olduğu için şeritte kalmamız önemli. Kaptanın dedikleri. Yani şeridimizden çıkmazsak Allah'ın izniyle kazası belası hatasız gideceğiz. Sürmesi çok zevkli ama sorumluluğu çok fazla. Şu an en sağ şeritten gidiyorum. Neden? Ağır tonajlar genelde sağdan gidiyor, biliyorsunuz. Bizde şu an yük yok. Araba da V8 olduğu için gayet güzel çekiyor. Yokuş tırmanıyoruz. Şu an vitesimiz 6'da. Devir bandı 15'te. Bugün de hava şansıma güzel. Çok sıcak değil. Güneye doğru iniyoruz. İnşallah Adana falan çok sıcak değildir. Buradan Pozantı inişi var. Bilenler bilir. Pozantı inişinde arkadaşlar, ben yeterince tecrübeli olmadığım için orada Cumali kaptana devredeceğim. Cumali kaptan gerekeni yapacak inişlerde. Sollamalar da çok önemli. Şeridin içinde olman lazım. Eğer şeridin dışına taşarsan sollama yaptığın aracın hızını düşürmesine yol açarsın. O yüzden dikkat etmem lazım. Bazen kaçırıyorum ama olacak. Zamanla olacak. Cumali kaptan sağ olsun yeterince destek veriyor bana. Arkadaşlar, ben tır sürmeyi çok istiyordum. Neden? Çünkü Euro Truck Simulator oynayarak büyüdüm. Evde benim direksiyonum falan hep vardı, konsolum vardı. Şimdi gerçek hayatta sürüyorum. Çok zevkli. Sizler de eğer tır şoförü olmak istiyorsanız tavsiye ediyorum ama her mesleğin çilesi vardır. Bunun çilesi de kışı zor, aileden uzak. O yüzden
Dikkat etmek lazım. Şu an rampa bitti, biraz hız düşüreceğim. Arabayı geçip sağ şeride gireceğim. Daha geçmedim. Şimdi cikleyi kaldırdım ve 6,5 vitesteyim. Sağ şeride geçebilirim herhalde artık. Bu da bıraktım kendisi, araba yavaş yavaş insin işte. Bunda arkadaşlar motor freni var. Motor frenine bastığın zaman arabayı yavaşlatıyor. Hem balatadan yemiyorsun, hem de daha güvenli bir şekilde iniyorsun. Biraz basayım şöyle. Öndeki araç frene basıyor çünkü. Şu an motor frenine basıyorum. Biraz yavaşlıyoruz. Hızım 90. Sola geçeyim. He, ortalayım. Tamam. Cumali kaptan bana yandan direktif veriyor. Diyor ki şeridinde kal, dikkat et. Bu aracın direksiyonunda da biraz yamukluk var. O yüzden psikolojik olarak zorlanıyorum biraz. Ama alıştım gibi. Böyle rahat rahat yavaş yavaş gidiyoruz işte. Bu arada bana destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için önemli. Abone olursanız sevinirim. Ben burada videoyu bitiriyorum. Yola odaklanmam lazım. Diğer arabaya geçince de çekeceğim video. Hava kararıyor birazdan. Ben otobanda süreceğim. Şu an otobana daha henüz çıkmadık. Yanımda Mursel Kaptan var. Mursel Kaptan nasılsın? Allah razı olsun canım. Sizler nasılsınız? Vallahi iyi, teşekkür ederim. Abi yolculuk nasıl geçiyor? Hamdolsun Allah'a gidiyoruz işte, gördüğün gibi yollar sakin. Şeye doğru ilerliyoruz. Habur'a doğru gidiyoruz. Allah kaza bela vermesin kimseye de, bizlere de inşallah. O şekilde ilerliyoruz. Buradan Habur'a gidiyoruz. Bu araba diğer arabadan daha güzel, diğer tırdan daha güzel. Bu içinde bulunduğum Volvo. İçi daha güzel, daha modelli. 2013. Scania 2011'di. Bir de giydirilmiş falan. Biraz değişikti yani, ben pek beğenmedim. Bu onun yanında uçak gibi geldi bana şu an. Ben de kullanacağım. Kullanınca sizlere neler hissettiğimi de aktaracağım. Şimdilik sizlere yolu göstereyim. 90'la gidiyoruz. Şu an Adana çıkışındayız. Gaziantep'e doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yani bunun iç kabini biraz daha güzel. Diğerinin eskiydi. Tabi Scania'nın da yeni modelleri ona göre güzeldir. Evet arkadaşlar, şimdi ben geçtim, Volvo'dayım. Ya Allah, bismillah diyoruz. Kalkışımızı yapıyoruz. Bu araba otomatik. Daha rahat, daha konforlu. Daha güzel. Bakayım bir de buna bakalım nasılmış. Tır sürmek çok eğlenceli. Bu araba çok güzel. Rahat. Bu arabalar arkadaşlar ikinci el olarak alınıyor. Daha sonra Türk şoförler bunu kapıya kadar, Edirne'ye kadar getiriyorlar. Edirne'den sonra başka bir Türk şoför alıp Edirne'den ta Mardin Nusaybin'deki Habur sınır kapısına kadar götürüyorlar. Oradan da Iraklı tüccarların gönderdiği şoförler bu arabayı alıyor ve Irak'ta başkalarına satıyorlar. Yani bunun ticareti dönüyor bir nevi. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Bu sefer beni yanlarına aldılar. Hem tır sürme merakımı biliyorlardı. Bana bu fırsatı verdikleri için hem Mursel abime, hem az önceki Cumali kaptana ve Ahmet abime teşekkür ediyorum. Buradan onlara selam gönderiyorum. Şu an yolumuz açık. Çok keyifli. Nur Dağı'na yakınım. Bu araba otomatik. Konforlu, güzel. Volvo. Mavi. 500 beygir civarlarında, tam bilmiyorum kaç beygir, araştırmadım. Ama güzel yani. Dorsemiz de boş, buğday dorsesi var ama yük yok. O yüzden rahat rahat gidiyoruz. Rampa çıkışlarında, rampa inişlerinde pek sıkıntı çekmiyoruz yani.
bu tır sevdam vardı, hep hayalimdi. Sağ olsun Mursel abim ve diğer kaptan arkadaşlar bana yardımcı oldular. İnşallah bunun devamı da gelecektir. Sizlere dışarıdan da çekimler yapacağım, göstereceğim. Şimdilik ben burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Açılsın yollarım şahı.